dolap yapmaya çalışıyorum. Ama yaz ve ilkbahar için. Kış çünkü kış için hiç hazırlıklı değilim. Bir dahaki kış artık. Öncelikle kapsül dolap nedir? Kendi yorumumu anlatıyorum. Dolapta sayılı parçalar olması ve o parçaların hepsinin birden fazla şekilde kombinlenebilmesi yani. Mesela bir siyah pantolon, beyaz üst, krem üst, gri. İşte o gri üstü beyaz pantolonla yapabiliyorsun, kotla yapabiliyorsun falan. Az parçayla çok kombin yapabilmek. Bunun amacı da hani dolabı açıp baktığında giyecek hiçbir şeyin olmaması sorununu çözmek. Şimdi ben yaz kapsül dolabıma geçen yaz istemsiz başlamıştım. Hani bilinçli yapmamıştım ve birkaç parça bir şey almıştım. Ama bu yaz böyle ciddi ciddi yapmak istiyorum. Çünkü hem rahat olmak istiyorum hem de iyi de gözükmek istiyorum tabii ki. Dün gece oturdum. Bir liste yaptım. Şöyle. Birbirine uyabilecek parçaları yazıp elimde olanları tikledim. Böylece ne eksiğim var onu görebilmiş oluyorum. Buraya bu şekilde Notion'dan bir liste oluşturdum. Genel olarak elimde olanları işaretledim ve almak istediklerimi de yazdım. Onları da aldıkça işaretlemeyi düşünüyorum. Pinterest'te kapsül dolap yazınca genelde şu şekilde böyle kombinlenmiş, burada 7-7 yapmış mesela. O şekilde kombinli kıyafet şeyleri çıkıyor. Ve orada genelde aynı renk tonları var. Mesela işte kahve, mavi gömlek, kahve ceket, kotlar, beyaz gömlek falan. Ve genelde mesela burada da var, çizgililer de oluyor. Sanırım bu biraz Fransız tarzında daha çok kapsül olduğu için genelde çizgili oluyor. Mesela buraya elbiseler de koymuş ama ben elbise çok giymiyorum. Etek de giymeyi sevmiyorum. O yüzden kendi yaptığım şeye hiç etek, elbise koymadım. Kumaş pantolon, kot pantolon, şort koydum. Bir de yani böyle gözükenler şey oluyor. Yani güzel kombinler gözüküyor hepsi yan yana falan ama benim kafamı çok karıştırıyorlar. O yüzden ben hani kombini kişinin üstünde görmeyi seviyorum. Öyle gözümde daha iyi canlanıyor. Bu arada sandalye çok gıcır diyor. Kombinleri görünce daha iyi canlanıyor kafamda. O yüzden kendi kapsül panomu bu şekilde yaptım. Yani güzel duran kombinlenmiş fotoğrafları kaydettim. Böylece hani mesela atıyorum mavi gömleği giymek istiyorum. Nasıl kombinlenmiş buradan bakıp giyebilirim öyle. Şimdi listeme gelelim. Şeyle başladım işte. Kot pantolonum var burada. Oraya yazdım, tikledim. İşte elimde olan çantaları, gözlüğümü falan yaptım. Eksiklerimi yaptım. Bir de burada kendinize ne renk yakıştığı da çok önemli bence. Çünkü mesela ben hani pembe, kırmızı tonlarını çok sevmiyorum. O yüzden onları hiç eklemedim ama kapsül dolapta mesela yeşil şeyler çok bulunmuyor. Genelde gri, beyaz, siyah oluyor. Mavi gömlek falan oluyor. Ama ben elimde var nasılsa diye buraya haki rengi pantolonu da ekledim. Yazın genelde kumaş pantolon giymeyi seviyorum. O yüzden kumaş pantolonu bolca ekledim. Şort da çok giymeyi tercih etmiyorum artık. O yüzden işte bir tane çok sıcak günlerde şort giyerim. Ya da işte iki tane böyle rahat efil efil şortlarım var. Onları giyerim. Üst ve alt olarak ayırdım. Bir de aksesuar çanta ekledim. Buraya ayakkabı eklemedim çünkü beyaz sneaker hepsine yakışacak ve ben zaten direkt spor ayakkabı giyip çıkıyorum. Emin olamadıklarım yanına soru işareti koydum. Mesela beyaz askılda emin olamadım. Yani çok gerekli mi bilmiyorum. Hani olsa iyi olur ama olması da olur. Şu an elimde tişört yok. O yüzden tişört almam gerekiyor. Bir tane siyah çok güzel bir tişörtüm var. Buraya yazdım zaten ağır kumaş diye. Kumaşı çok güzel, böyle buruşmuyor, şey olmuyor. Böyle kalıyor, yıkandığında ütülüymüş gibi oluyor. Onu kumaşını çok seviyorum ama nerede aldığımı bilmiyorum. Etiketi de yok. Onun gibi bir beyaz tişört istiyorum. Hem iç göstermesin, hem çok kalın olmasın ama kumaşın bir ağırlığı olsun. Bilmiyorum mantıklı mı ama. Öyle bir beyaz tişört bulmam gerekiyor başlıcalardan. Kraplar kumaş pantolonu çok rahat oluyor diye bir sürü ekledim. Bunları zaten set şeklinde
4 tane crop'ı Trendyol'dan sipariş verdim. Gömlek de ben bu üstümdeki gibi, ben bunlara baba gömleği diyorum. Bunlarla çok rahat ediyorum. Hem bollar hem de böyle ceket gibi üstüme atıp rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. O yüzden klasik gömlek olarak yazdım. Baba gömleği yazmak istemedim listeye. Onların da hepsi uyumlu olacak şekilde. Mesela kahverengi gömlek yazdım. Burada pantolonda kahverengi pantolon yazdım. Çünkü bence monokrom giyinmek direkt uyumlu oluyor. Hani kahverengi gömlekle pantolon sade ve şık bir görüntü oluyor. Bir. Kot ceket ve gri blazer'a burada soru işareti koydum. Çünkü kot ceket yani benim için olmasa da olur bir şey. Şu an trench coat'la zaten hepsini kombinleyebileceğim. Bu listenin linkini aşağı bırakacağım hani ona göre belki kullanmak isterseniz diye. Elimde olanları zaten listede işaretledim. Bir de Trendyol'dan 4 tane crop, 2 tane de kumaş pantolon aldım. Gardrops'tan da ikinci el kıyafet uygulaması. Ondan da bir tane gri hırka aldım, mango. Bir tane de şu gömleklerden aldım. Şu aldıklarım geldi. Pantolonlar zaten büyük olacak, onu biliyorum. Hem uzun hem belli büyük olacak ama crop'ları merak ediyorum. Bunları iyi ki M'ye almışım. Yoksa boğaz kısmı çok sıkacakmış. Yani kalıpları biraz darmış. Normalde S giyiyorum ben. Şey kumaşı falan çok güzel. Sadece bir tık iç gösterecek gibi o sıkıntı bence. Ama rahatlığı falan bayağı iyi. Güzel, beğendim. Az öncekinin takımı böyle kahverengi. Bunu bayağı beğendim. Şimdi kapsül dolapta gri pantolon, siyah pantolon, beyaz. Bir de krem, bir de kot. 5 pantolonla uyabilecek renkleri seçmeye çalıştım. Bir de haki rengi pantolonum var. Belki ona uymaz bu ama diğerlerinin hepsine uyuyor. O yüzden bunu seçtim. Bunun bir de mavisi mi vardı? Bir rengi daha vardı. O da güzeldi ama kapsül dolap mantığına çok uymuyordu. O yüzden bunu aldım. Next. Kremle kahverengi bir setti. Siyahla beyaz bir set. Bunun kalıbı bayağı dağılmış. Hatta S mi aldım acaba bunu? Yo, M almışım ama bayağı dar. L alsam olurmuş yani. Çünkü rahat edebilmek istiyorum içinde. Burasında şöyle bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Kraplığı falan çok iyi çünkü. Tam böyle göbek izi aslında. Bilemedim. Bu gri pantolonun yorumlarında yazıyordu zaten. Kalıbı bol, büyük alın diye. Ama ben gluten falan yiyince direkt göbeğim şişiyor. O yüzden pantolonları küçük bedene çok güvenemiyorum. Yani yemeklerime her zaman dikkat edemiyorum. O yüzden büyük bedene okey oluyorum. Paçalarında böyle uzun olacağını biliyordum zaten. Böyle pantolonlar için şey yapıyorum ben. Bir tane hack görmüştüm. Pantolonun içinden lastik geçirilip kenarlarına da yine içten düğme yapılıyor. Böylece göbeğin şiştiğinde düğmeyi geriye alabiliyorsun. Hani sıfır olduğunda da, rahat olduğunda da sıkabiliyorsun. Öyle yapıyorum çünkü şöyle bir şey var. Yani şu kadar bir bolluk var. Ama kumaşı falan çok güzel. Paçaları böyle uçuş uçuş. Beğendim bunu da. Mesela siyahın 36'sı, aynen 36 tam oldu. Yani çok azıcık. O da kemerle hallolur. Bir de bunun cepleri bayağı derinmiş. Kadın pantolonlarında en çok üzüldüğüm şey o. Cepleri olmuyor. Ama bunu beğendim. Bu fotoğrafta kötü gözüküyordu aslında. Emin olamamıştım ama daha güzelmiş. Belinin oturması falan. Güzel. Siyahtan sonra bir daha bir giydim. Gri de bayağı büyük bu. Hani lastikle kurtarabileceğim şey de değil. Kenarları çok büyük olacak bu sefer. Bunu sanırım bir küçüğüyle değiştireceğim. Bayağı büyük çünkü böyle düşüyor. Bu ikisi çok güzel oluyor direkt. Bu ikisi de bayağı iyi. Bir de mavi gömlekle falan da çok iyi olurlar. Keşke bunların ikinci elini bulabilseydim ama griyi değiştireceğim. Diğerleri okey. Aldığım son iki şey de geldi. Trench coat durumda geldi. Ben de dışarı çıkacaktım bugün böyle giyindim. Trench coat eğer büyük gelmezse giyerim. Bunlar gardıroptan aldıklarım. İkinci el olanlar. Bir de şeker koymuş. Bunu daha açık gri bekliyordum ama çok güzelmiş. Hello.
güzel. Gömlek çok güzelmiş. Tam böyle benim sevdiğim kumaşlar. Yakası da dik. Böyle yakası yatay, yatık. Yatık olanları sevmiyorum. O yüzden gömlek değilmiş. Bu ne? Beğendin mi kankim? Bakalım bunu beğenecek misin? Trench coat'u bir tık daha kalın bekliyordum. Bayağı inceymiş. Bana bu tarz ceketler genelde büyük geliyor ama birazcık da oversize seviyorum. Umarım büyük gelmez. Yani çok büyük gelmez. İlk defa alıyorum demiştim ya, o yüzden şu an bir garip geldi üstümde trench coat görmek. Bir de şuraları çok dalmış. Sökülmeler biraz var. Bir beden büyük alsaymışım keşke. Önce gömleği deniyorum. Gömleğin rengi bayağı güzelmiş. Böyle sıcak pembemsi değil. Aa, bayağı iyi. Gömleği bayağı sevdim. Çok iyi. Keşke işte satan kişinin sayfasında başka renkleri olsaydı da onu da alabilseydim. Yakaları falan da böyle dik. Şurada cebi var. Şuraların düz olması çok iyi. Bak, çok kıvrımlı olunca sevmiyorum. Direkt mesela şu an kıyafetimle uydu. Kapsül dolap işte böyle oluyor. Ne giyiyorsan uyuyor. Hırka zaten yumuşacık. Mesela bu da çok iyi oldu. Tam şey, yaz akşamı yanına almalık. Ya da bunları full ilikleyip böyle de giyebilirim. Çok beğendim bunları. Sıfır aldıklarımdan daha çok beğendim hatta. Aksesuar olarak ben küpe ve kolye yetiyor. Bir de minimal birkaç tane yüzük takıyorum. Onlar dışında çok zaten aksesuar takmıyorum. Bir tek yaz için kep şapka var oluyor ya. Hem güneşten korumak için hem de böyle hani çok uğraşmak istemediğim günlerde takıp çıkmak için iki tane şapka almak istiyorum. Bir tanesi düz siyah, bir tane de böyle krem gibi bir şey almak istiyorum. Sıfırdan yapmak bunları çok maliyetli olabilir. O yüzden yani pantolon hariç. Ben pantolonda ikinci ele çok güvenemiyorum ama mesela gömlekler ikinci el çok kolay bulunabiliyor. Bir de erkek gömleklerini daha ucuza koyuyorlar genelde. Ben de bol sevdiğim için gömlekleri, bir de bu kumaşı çok sevdiğim için ikinci el erkek gömleği daha iyi oluyor benim için. Mesela bir tane mavi gömleğim var. Onu geçen yıl 5 liraya almıştım. Bir de şimdi yeni aldığımı da 10 liraya aldım, krem rengi olanı. Bir tane de grisini almak istiyorum aynısını. Çantalarda mesela yıllardır kullandığım çantalar var. Zaten sayılı var. Onları yazdım. Yeni bir çantaya gerek yok. Zaten yazın bez çanta direkt uyuyor. At su şişesini falan rahat oluyor. Hani ikinci el ve sıfır ürünleri karıştırırsanız maliyeti çok da yüksek olmayabilir. Zaten alıp yıllarca giyeceğiniz şeyler oluyor. Mesela ben beyaz bir havuç pantolonum var. Onu 2,5 yıl önce nikahımda giymiştim. Hala da giyiyorum. Kemer olarak mesela 2 tane kemerim var. Onları zaten yaz kış döndürebiliyorum. Temel parçalarla çok güzel kapsül dolap yapılabilir. Böyle bir liste oluşturup elinizde olan parçaları işaretledikten sonra hani ihtiyaç zaten çok fazla gözükmüyor. Birkaç tane kombin yapıp paylaştım ama bazıları şu an yıkamada olduğu için onları gösteremedim. Ama zamanla Insta'dan da zaten her gün genelde giydiğim fotoğrafını atıyorum. Yani bu şekilde benim de dağılacağım parçalar var. Onları da yaza kadar yavaş yavaş tamamlarım diye düşünüyorum. Bir kere alıp kaliteli olsun istiyorum. Artık kullanat parçalar istemiyorum. Yani modası geçecek şeyler, trend parçalar almıyorum zaten artık.